أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد سنالار yüce Rabbimize salatu selamlar Efendimiz önderimize olsun. Yüce Rabbim buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Ya Rabbi, doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladıklarımızla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser eyle. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Haşr suresini okumaya, anlamaya gayret ediyoruz. Suremiz göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini bize haber vererek başladı. Bizim de bu tesbih kervanına katılmamızı istedi Yüce Rabbimiz. Bütün varlıklar tesbih ederken insana da Allah'ın emrine boyun eğmesi, Allah'a teslim olması, onu diliyle ve haliyle tesbih etmesi gerekli olduğunu söyledi. Ardından da Medine-i Münevvere'de Yahudi kabilesi Beni Nadir kabilesiyle olan bir olayın hikayesini yaptı Kur'an-ı Azimüşşan. Tabi Kur'an o kıssaları anlatırken alacağımız derslere, ibretlere dikkatlerimizi çeker. Nitekim bu kıssa ile ilgili de pek çok hüküm alimler tarafından tefsirlerimizde, kitaplarımızda konuşulmuş, ortaya çıkarılmıştır. İşte bu olayla ilgili Beni Nadir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yapmış olduğu anlaşmaya ihanet etmiş. Sonra Peygamberimiz onların kalelerini kuşatmış. Kuşatma sonucunda teslim olmak zorunda kalmışlar. Kalelerini bırakarak Medine dışına çekip gitmişler, sürgün edilmişler. Tabii onlar gittikten sonra kalelerinde onların kalan malları, arazileri müminlere, Müslümanlara ganimet olarak kalmış. Ancak bu elde edilen ganimetler savaşsız elde edilmiş. Herhangi bir savaş olmadan, kan dökülmeden, can kaybı olmadan elde edilmiş. İşte Kur'an-ı Azimüşşan bu noktada ganimetleri ayırır. Önce savaş ganimetleriyle ilgili Yüce Rabbimiz enfal kelimesini kullanır ki enfal fazlalık demektir. Nafile de oradan gelir. Nafile nasıl ki farzlardan ayrı olarak fazladan yapılan ibadetlere dendiği gibi ganimetlere de Yüce Rabbimiz Enfal suresinde Enfal ismini vermiş. Bu şu demektir: ey Müslümanlar, sizin Allah yolunda savaştan, cihattan gayeniz Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın dininin önündeki engelleri kaldırmak olmalıdır. Yoksa ganimet elde etmek olmamalıdır. Ganimet fazladan size bahşedilmiş olan bir ikramdır. Dolayısıyla ganimet arzusuyla savaşa katılmayın. Ganimet peşinde koşmayın. Onun için İslam tarihinde yapılan, müminlerin yapmış olduğu savaşlara ganimet elde etmek, toprak kazanmak arzusuyla yapılmış savaşlar olarak bakmak yanlıştır. Eğer böyle bir şey varsa bu İslam'daki cihadın, savaşın, kıtalin gayesi dışına çıkmak demektir. Onun için müminler, Allah yolunda cihad eden mücahitler Allah'ın rızasını kazanma uğruna, Allah'ın dinini, kelimetullahı yüceltme uğruna savaşırlar. Daha sonra Enfal suresinin 41. ayetinde ganimet kelimesi kullanılarak ganimetlerin
nasıl taksim edileceğini Yüce Rabbimiz beyan buyurmuştur. Ganimetler bu ümmete helal kılınmıştır Allah tarafından. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki dönemlerde elde edilen ganimetler bir meydanda toplanır ve yakılırdı. Dolayısıyla bu ümmete Yüce Allah ganimetlerden istifade etmeyi helal kılmıştır. Savaşılarak elde edilen ganimetlere Kur'an ganimet der. Savaşsız elde edilenler ise herhangi bir kan dökülmeden anlaşma sonucunda elde edilenler ise Kur'an-ı Kerim'de fey olarak isimlendirilir. İşte Haşr suresinde de bu fey'in hükmü, durumunun ne olacağına dair açıklamalar yer alır. Beni Nadir Yahudileri kalelerini, yurtlarını, evlerini, arazilerini terk edip gidince tabii önemli bir ganimet elde edilmiş oldu. Müslümanlar da Peygamberimize bu ganimetlerin nasıl taksim edileceğini, paylaştırılacağını sordular. İşte bunun üzerine bu ayeti kerimeler indi ki bu ganimetler savaşsız elde edildiği için fey olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla bunlarda yetki, tasarruf tamamen Allah'ın Resulüne aittir. İşte bu noktada Rabbimiz Haşr suresi 6. ayetinde şöyle buyurur. وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ Allah'ın Resulüne savaşsız olarak döndürdüğü, verdiği, bahşettiği o ganimetlere gelince فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ Siz o ganimetleri elde etmek için ne bir at koşturdunuz, ne bir deve koşturdunuz, ne bir ata bindiniz, ne devenin sırtına bindiniz. Hakikaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de evinden çıktı. Ashab-ı kiram da yürüyerek onların kalelerine vardılar. Zaten yakındı, Medine yakınlarında bir kenar mahalledeydi. Sadece Peygamberimizin bir deveye bindiği kaynaklarımızda yer alır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz bu ganimetleri elde etmek için bir bineğe bile binmediniz. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ Fakat Yüce Allah peygamberlerine bu nimetleri bahşetmek için peygamberlerini, elçilerini, meleklerini dilediği kimselerin üzerine musallat eder, dilediği kimselerin üzerine gönderir. Siz savaşmadınız ama Allah melek ordularını gönderdi, onların kalplerine korku saldı. Dolayısıyla onlar da teslim olmak zorunda kaldı. Böyle olmasaydı belki de onlar savaşacaktı. Dolayısıyla sizden zayiatlar olacaktı. Ama Allah elçilerini onlara musallat ederek, görünür görünmez ordularını onlara musallat ederek, melek ordularını onlara musallat ederek onların teslim olmasını sağladı. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah isterse sizi kullanmadan, istihdam etmeden de hedefleri gerçekleştirir. Allah isterse melekler ordusuyla da peygamberini ve beraberindekileri galip kılar. Dolayısıyla siz bu konuda herhangi bir zayiat vermediniz, savaşmadınız. O zaman bu elde edilen fey konusunda, ganimetler konusunda dinleyin Rabbinizin vereceği hükmü. Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil qura. Allah'ın bu şehir ahalisinden peygamberine bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu bu feyler, bu ganimetler felillah, Allah'ındır. Elbette Allah'ın dünyaya, dünyalıklara, ganimetlere ihtiyacı yok. Yani yetki, söz bu konuda Allah'ındır. Bir kere bunu bileceksiniz. Allah'a teslim olacaksınız. Allah ne diyorsa ganimetler konusunda ona uyacaksınız. Felillah,
Bu konuda yetki Allah'ındır. Velir Rasul ve peygamberindir. Peygamberin tasarrufuna vermiştir Yüce Allah. Fey dediğimiz bu ganimetleri. Sonra peygamber ne yapacak? Elbette o da Beytülmal'a koyarak bu ganimetleri dağıtacak. Kime? Velizil kurba vel yetama vel mesakin ve ibnis sebil. Akrabalara, peygamber aleyhissalatu vesselamın ehli beytinden olan yakınlara, ihtiyaç sahibi olanlara verilecek. Yetimlere verilecek. Yine ihtiyaç sahibi olan yetimlere verilecek. Miskinlere, yani yoksullara verilecek. Yetim olsun olmasın, yolda kalmış olanlara verilecek. Yani yolcu ama yolunu devam ettirecek imkanı, fırsatı yok. Yolda kalmış yolculara verilecek. Biliyorsunuz peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam peygamber olduktan sonra daha önce ticaretle meşguldü, kendi el emeğiyle geçiniyordu ama peygamber olduktan sonra bütün mesaisini insanlığın, ümmetin hizmetine sarf ettiği için işte ganimetlerden de elde edilen hasılattan da peygamberimize de bir pay verilmiş oldu bu ayetlerle. Niye peki bu şekilde bir hüküm Cenab-ı Hak buyurdu? Keyla yekune duleten beynel ağniya minkum. Mal sadece içinizdeki zenginlerin elinde dolaşan bir devlet olmasın. Mal Allah'ın, o zaman Allah'ın malından Allah'ın bütün kulları istifade etsinler. Herkes faydalansın. Sadece zenginler faydalanıp fakirler dışarıda kalmasın. Bu ihtiyaç sahibi, fakir, fukara, yetim, öksüz, onlar da faydalansınlar. Keyla tekune duleten beynel ağniya cümlesi İslam'ın mala bakışını, ekonomik hayatı tanzim edişini gösteren en önemli, en temel ilkelerden birisidir. İslam'a göre mal Allah'ındır. Malda dilediği tasarrufu yapma yetkisi Allah'a aittir. Allah'ın Resulüne aittir. İşte kapitalizm mal kazananındır der. Her kim hangi yoldan nasıl kazanırsa kazansın, istediği gibi kazanma, istediği gibi harcama yetkisine sahiptir der. Sınır yok. Kapitalizm böyle diyor. Öbür tarafta işte sosyalizm, komünizm mal devletindir der. Kişiler sadece devlet için çalışırlar, kazanırlar. İşte devlet o planlamayı yapar. Buna karşı İslam mal Allah'ındır der. El mulku lillah. Mülk Allah'ındır. Sahibi de odur. Sahip olduğu malında, mülkünde tasarruf yetkisi de ona aittir. O ne diyorsa odur. O kimlere verilsin diyorsa onlara verilmelidir. İşte o malın asıl sahibi olarak zekat hükmünü koymuştur. Sadaka emrini vermiştir. İnfak emrini vermiştir. Ganimetler ve fey konusunda da elde edilen hasılatın kimlere nasıl paylaştırılacağını ayetlerde beyan etmiştir. Bu ayetler bize şunu da söyler. Kur'an-ı Kerim bizim ekonomik hayatımızı da tanzim eden ayetlerle doludur. Kur'an-ı Kerim sadece inanç dünyamızı, ibadet dünyamızı düzenlemez. Ekonomik hayatımızı da düzenler. Nereden kazanacağız, nasıl kazanacağız, nerelerde harcayacağız, nasıl harcayacağız, bunların da ilkelerini bize açıklar. Dolayısıyla mal benim değil mi? İstediğim gibi kazanır, istediğim gibi harcarım. Hayır, senin değil. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var sen de biraz oyalan dediği gibi şairin, malın asıl sahibi Yüce Allah'tır. Onun için mümin neye sahip olursa olsun her zaman veren sensin, alan sensin, kılan sen
ne verdinse odur, dahi nemiz var. Bizim neyimiz var ki? Her şeyimiz senin Allah'ım diyen ve sahip olduklarında Allah'ı hakem bilen, Allah'ın hükmüne ram ve teslim olan kimsedir. İşte Cenab-ı Hak yılda zekatını ver şu kadar diyorsa nedir? İşte 1/40, %2,5 nedir? İşte mahsulse 1/10 öşür yahut şartlara göre 1/20 vereceksin. Ya da işte hayvanların var, Cenab-ı Hak onların da peygamberi vasıtasıyla zekat ölçülerini belirlemiştir, vereceksin. İşte Ramazan'da sadaka-i fıtır vereceksin. İşte diğer infak çeşitleri neyse o, onları vereceksin. Allah'ın emrine ram olacaksın ki mal sadece belli kimselerin elinde tekelleşmesin. Zaten İslam toplumunda mal sürekli el değiştirir. Sirkülasyon içerisinde herkes o maldan nasiplenir. Tabii ki zenginler olacak, ekonomik konuda farklı seviye konumda olanlar olacak ama herkes haddini bilecek. Sahip olduğu malın, mülkün, fabrikanın, atölyenin, eşyanın, arazinin, arabanın, katın, yatın asıl sahibinin Yüce Allah olduğunu bilecek ve onun asıl sahibinin ölçüleri doğrultusunda onu kullanacak. İşte o zaman o mal bize Rabbin rızasını kazandıracak. O mal bize cenneti kazandıracak. Cennetin o ebedi mülkünü, hayatını kazandıracaktır. Sonra Yüce Rabbimiz yine çok evrensel bir ilkeye dikkatlerimizi çekerek buyuruyor ki وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Resul size ne vermişse, ne getirmişse onu alın, onu tutun, ona uyun. Resul sizden neyi sakındırmışsa ondan da vazgeçin. Şimdi bu ayet-i kerime ganimetle ilgili ayetin içerisinde yer aldığı için bazılar der ki bu sadece ganimet taksimiyle ilgilidir. Peygamberin verdiğini almak, peygamberin nehyettiğinden uzak durmak. Halbuki ta baştan beri alimler, sahabi başta olmak üzere bu ayeti sadece ganimetlerle ilgili olarak değil, bütün alana şamil kılmışlardır. Bir hac esnasında bir Müslüman ihram giymiş ama ihramın altında elbiseler var. Orada bulunan bir başka Müslüman uyarıyor, onu çıkarmalısın o elbiseyi. Adam diyor ki, var mı Kur'an'dan delilin, ayetin var mı? İhramlı olan bir kimse o peştemalin dışında bütün giysilerini çıkarsın diye bir ayet var mı? Aslında yok, Kur'an'da böyle bir ayet yok. Var diyor, elbette var. Ve bu ayeti okuyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi emrettiyse onu tutun, neden sakındırdıysa ondan geri durun. Evet, Kur'an'da yok, ihramlıyken bir elbise, erkekler için bir elbise giyilemeyeceği, ihramlı olan kimsenin işte çoraptır, takkedir, atlettir, iç çamaşırı giyemeyeceğine dair bir ayet yok ama Peygamber bunu yasakladı. Kur'an ne diyor? Peygamberin emrettiğini tutun, peygamberin yasakladığından da kaçın. İşte Kur'an'dan ayeti diyor, bu ayeti okuyor. İhramla ilgili, hani ganimetin dışında geçerli değildi, demek ki geçerli oluyor. Abdullah İbni Mesud'a bir kadın geliyor, diyor ki sen dövme yaptırmayı yasaklıyor musun? Evet. Peki var mı Kur'an'da bunun ayeti? Kur'an'da doğrudan açık bir ayet yok. İşaret eden ayetler var. İşte yaratılışı bozmayın, değiştirmeyin şeklinde ama dövme yaptırmayın diye bir ayet yok. Ve o dönemde de dövme meşhur. Maalesef günümüzde bu cahiliye adeti devam ettiriliyor. O dönemde de meşhur. Yani yeni çıkmış bir şey de değil bu.
Abdullah İbni Mesud diyor ki, Kur'an'dan ayet mi istiyorsun? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peygamber size ne emrettiyse onu tutun, neden sakındırdıysa ondan uzak durun. İşte bu ayet, dövmenin, madem ki Peygamber aleyhissalatü vesselam dövme yaptıranlara lanet etmiş, dövmeyi yasaklamış ümmetine, Allah da Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'in nehyettiğinden uzak durun diyor. İşte sana Kur'an'dan ayeti. Dolayısıyla sahabe-i kiram başta olmak üzere tarih boyunca alimler hep bu ayeti bütün alanlara şamil kılarak evrensel bir okuma ile, bu ayetin sadece ganimetlerle ilgili değil, bütün alanlara şamil olduğunu haber vermişler. Ayetin tefsirinde de bu konuda pek çok örnekler yer alır. Hem sahabi hayatından, hem daha sonraki dönemlerden, mezhep imamlarının içtihatlarından pek çok örnekler yer alır. O zaman Müslüman bu ayeti kafasına koyacak, beyin tahtasına çivileyip yazacak. Peygamber ne emrettiyse onu tutmalıyım. Peygamber neden sakındırdıysa ondan da uzak durmalıyım diyecektir. Çünkü peygamber Kur'an'ın tebyin ve tefsirini yapan, nasıl anlaşılacağını ve nasıl yaşanacağını bize gösteren örnektir, modeldir, üsve-i hasenedir. وَاتَّقُ اللّٰهِ Bütün bunlarda da Allah'tan sakının ey Müslümanlar. Yani bütün ilahi emirleri yerine getirirken, dinin emir ve hükümlerini yerine getirirken hep Allah'tan sakının. Allah beni görüyor, ne için yaptığımı, niçin yaptığımı biliyor. Ve ihlas ve samimiyetle yaparsam bunun mükafatını dünya ve ahirette Rabbim verecek. Yapmazsam ya da ihlassız, samimiyetsiz yaparsam bunun ceremesini dünyada, ahirette çekeceğim düşüncesiyle. Hiç kimse görmese bile Allah görüyor ya, niyetleri hiç kimse bilmese bile Allah biliyor ya, hiç kimsenin duymayacağı, işitmeyeceği yerde bile bulunsak Allah duyuyor ya, Allah bizim yaptıklarımızdan haberdar ya, benim iç dünyamı da, dış dünyamı da, söylemimi de, eylemimi de Rabbim biliyor ya düşüncesiyle Allah'tan sakınma. Allah'ı görmesek de onu görüyormuşçasına ona tapınma. Onun gözetiminde ve denetiminde olduğumuzun farkına varma. Vettekullah, takva bilinci, takva şuuru, Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirme bilinci, Allah'tan sakınma, Allah'tan çekinme. اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Allah'ın azabı yamandır, çetindir. Hiç kimse Allah gibi mükafat veremez, hiç kimse Allah gibi cezalandıramaz. Kur'an-ı Kerim'de cehennem tasvirlerine baktığımız zaman o korkunç tasvirler gerçekten Allah'ın azabının ne kadar çetin, ne kadar yaman olduğunu bize gösteriyor. Ve o ayetleri okuyan Allah'ın ve Resulünün emirlerine baş kaldırabilir mi? O ayetleri okuyan, yaptığı zerre kadar hayrın da şerrin de Allah katında hazır olarak bulacağını bilen, Allah'ın hayrına karşı kendisini mükafatlandıracağını, şerrine karşı cezalandıracağını bilen kimse yanlış yapabilir mi? Bu emir ve ölçülere aykırı davranabilir mi? Onun için işte şu mübarek günde Ramazan'ın saygınlığını çiğneyen, hem oruç tutmayıp hem oruç tutmadığı gibi oruç tutanlara saygıyı bile çok görenlerin bu cehennem ayetleriyle titreyip kendilerine gelmesi gerekiyor. Allah bütün bunları boşuna indirmemiş. Vettekullah, onlarca kere tekrar ediyor. Allah'tan korkun be adam, Allah'tan kork, Allah'tan sakın. Ama bütün hayatımızın her alanına bu bilinci yerleştirmemiz, nakşetmemiz gerekiyor. Sonra Yüce Rabbimiz o ganimetin dağılacağı kimseleri haber vererek, hem de o infak ruhunun canlı tutulmasını isteyerek buyuruyor ki,
lil fukara'il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim ve emvalihim yebtevune fazlen minallahi ve rizvana. O fakir muhacirler, onlar ki yurtlarından çıkarıldılar, mallarından, mülklerinden oldular. Onlar sadece Rabbin rızasını isteyerek bu hicret yoluna düştüler. Ve yansurun Allah ve Resulü, onlar Allah'a ve Resulüne yardım eden müminlerdir. Ulaike humus sadikun. Onlar gerçekten imanlarında Rablerine karşı, bağlılıklarında peygamberlerine karşı, kardeşliklerinde mümin kardeşlerine karşı sadakat sahibidirler. Burada sadakatin de ölçüsünü görüyoruz. Muhacirlerin sadakatinde. Mümin, Allah'a karşı sadakatli olan, Müslümanım elhamdülillah sözüyle, Rabbim ne diyorsan o, ben senin kulunum, ben senin bağlınım, o sözünde sadakat gösterendir. Muhammedur Resulullah dediğinde peygamberine karşı, ey peygamberim, sen benim önderimsin, liderimsin, izindeyim şeklinde vermiş olduğu sözü tutandır. Peygambere karşı sadakat, müminler kardeştir. Müminleri kardeş bilmek, dini yaşamada onlara yardımcı olmaktır. Birlikte bu dini mübini, İslam'ı hayata hakim kılmaktır. İşte mümin kardeşlerine sadakatini de bu şekilde gösterir. Maddi ve manevi yardımlarıyla gösterir. Onun için Allah muhacirleri bize anlatırken, İşte adam gibi adam böyle olunur. İşte Allah'a gerçek anlamda kul böyle olunur. Yoksa Kur'an'ın gayesi bir hikaye anlatmak, tarihi bir vakayı anlatmak değil. Onları bize model insanlar olarak sunuyor. Onlar kendilerini, mallarını Allah'ın rızası, cennet karşılığında Rablerine satan kimselerdir. Ulaike humus sadikun derken, siz de onlar gibi Rablerine karşı sadakatli, peygambere karşı sadakatli, mümin kardeşlere karşı sadakatli kimseler olun mesajını veriyor. Ve ayeti kerimede o muhacirleri tarif ederken öyle çarpıcı, vurucu ifadeler kullanıyor ki وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولِهِ. Allah'a yardım eden müminlerdir onlar. Allah'ın yardıma filan ihtiyacı yok. Ama onlar Allah'ın dinine sahip çıkarken Allah'a yardım eder gibi yardım ediyorlar. Candan, maldan geçerek Allah'a yardım eder gibi yardım ediyorlar. Nitekim infak ayetlerinde وَمَنْ يُقْرِزُ اللّٰهَ قَرْزًا حَسَنًا buyurur Rabbim. Kim Allah'a ödünç verirse, Allah Allah, Allah'ın ödünce filan ihtiyacı yok ama yani o infakı Allah'a verir gibi vermek, Allah'a ödünç verir gibi verme, bu bilinci diri tutma. İşte burada da onlar Allah'ın dinine yardım ederler demiyor muhacirler için. Onlar Allah'a yardım ederler. Onlar Resul'ün dinine yardım ederler demiyor. Resul'e doğrudan, peygambere yardım eden kimselerdir. Onların gayesi de rızayı bari. يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِزْوَانًا. Allah'ın rızasını isteyenler, ödül mü Allah'tan bekleyenler, mükafat mı Allah'tan bekleyenler, benim in ecriye illa alallah diyenler, benim mükafatımı ancak Rabbim verecektir diyenler. Zaten dini mübin İslam yolunda koşturmanın karşılığını hiçbir dünya ve dünyalıkla ödüllendiremezsiniz. Onun ödülünü ancak layıkı veçili Allah verir. Çünkü dünya fanidir. Dünyevi ödüller de geçicidir, fanidir. Onun için hay la yemut olan, ölümsüz olan Yüce Allah'ın dinine hizmet etmenin mükafatını da en güzel Rabbim verecektir. Rabbin yolunda durmadan koşanlar, size Rabbim takacak cennetten nişanlar. Burada bu Beni Nadir oğullarından elde edilen ganimetlerle ilgili muhacir, fakir muhacirlerin gündeme gelmesi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu elde edilen ganimetleri
muhacirlere taksim etti. Çünkü muhacirlerin ihtiyaçları vardı. İşte hicretten 3-4 yıl geçmiş geçmemiş o fakir muhacirlerin ihtiyaçları vardı. Onların belli bir ekonomik seviyeye gelmesi için Beni Nadir oğullarından elde edilen ganimetleri muhacirlere dağıttı. Ensardan da 3 kişinin ismi geçer. Fakir olduğu için o 3 kişiye de bir şeyler verdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ama genelde muhacirlere. Tabi burada Ensar'ın içinden bir takım duygular, düşünceler geçebilir. Yani bu kuşatmada biz de yer aldık. Medine'de bu kuşatma yapılırken biz de vardık Peygamber'in yanında ama ganimetler hep muhacirlere verildi. Onun için Cenab-ı Hak onlara önce o muhacirleri bir hatırlatıyor, muhacirleri bir tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetler Ensar'la muhaciri birlikte zikrederken önce muhacirleri zikreder. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ der. O Allah'a kullukta, dine hizmette yarışıp öne geçen muhacir ve ensar var ya der. Önce muhacirler. Neden? Halbuki ensar Medine kapılarını peygamberimize ve muhacirlere açmış, evlerini açmış, mallarını onlarla paylaşmış ve Medine'de İslam'ın devletinin kurulmasına sebep vesile olmuşlar. Ensar, elbette ensarın ayrı bir yeri var ama muhacirler ensardan daha faziletlidirler. Çünkü ensar sahip olduklarından vermişler. Sahip olduklarının bir kısmını vermişler. Diyelim ki evleri var ama evlerinin işte bir göz odalarını vermişler. Bahçeleri var, bağları var. Bahçelerinin, bağlarının bir kısmını vermişler. Peki muhacirler? Muhacirler her şeylerinden geçmişler. Her şeylerini vermişler. Ve canlarını ortaya koyarak hem o zor zamanda zorlu müminler olarak müşriklere karşı durmuşlar. Hem de candan geçerek, maldan geçerek, yurttan, evladı, yalden geçerek hicret etmişler. Onun için muhacir ensardan faziletlidir. Çünkü muhacirlerin başında kim vardır? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa vardır. O da muhacirdir. Onun için Cenab-ı Hak burada Ensar'ın içinden duygularını yönetmeleri için böyle herhangi bir tereddüt, şüphe geçmesin diye muhacirleri onlara bir hatırlatıyor, bir tarif ediyor. O fakir muhacirler ki onlar evlerinden, yurtlarından, mallarından oldular Allah'ın rızasını kazanma uğruna. Onlar Allah'a ve Resulüne yardım ettiler. Onlar gerçekten sadakat sahibi, Rablerine karşı, peygambere karşı, müminlere karşı sadakatli kimselerdiler. Dolayısıyla bu ganimetler onlara veriyorsa rahat olun. Yani herhangi bir içinizde bir şek, şüphe, tereddüt olmasın. Daha sonra Yüce Rabbimiz Ensar'ı anlatmaya başlıyor. Buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ O, burada dardan kasıt Medine-i Münevvere, o imana tutunup Medine'yi yurt edinenler, Medine'ye yerleşenler, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Onlar kendilerine gelen o göçmen, muhacir kardeşlerini severler. وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا O muhacirlere verilen ganimetler konusunda da ya da muhacirlere verdikleri yardımlar konusunda da içlerinde herhangi bir sıkıntı duymazlar. Sağ ellerinin verdiğini sol elleri bilmez. Bu ne demek? İnsan sağıyla verir. Sol elin de öyle veya böyle haberi olur. Solda kalp vardır. Verdiğini kalbinde yer etmeyecek şekilde vereceksin. Yani kalbine oturmayacak. İşte şu kadar zekat verdik, şu kadar hayır verdik, şu kadar infak verdik, şu adamlara, şuralara verdik. Unutacaksın onları. Onları unutacaksın.
o sağ elinle verdiklerin solundaki kalbinde yer etmeyecek. İşte burada da وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَ مِمَّا اُوتُوا. O verilenler konusunda işlerinde bir sıkıntı olmaz. Bazen olur ya, adam zorla veriyor, verdiği içine oturuyor, dert oluyor, bir türlü unutamıyor. İşte şu kadar malımızdan olduk vesaire. Öyle değil de وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Sevgiyle veren, Allah ver dediği için veren, Allah'ın malını Allah'ın emriyle Allah'ın kullarına veren, vermeyi seven ve verdiği kardeşini de, yardım ettiği kardeşini de, ey benim cennet yoldaşım, bana Rabbimin rızasını kazandıran kardeşim, ey beni infak ile büyük sevaplara gark eden kardeşim diye seven, böyle verdiğini hor gören, küçük gören, hakir gören değil. Bugün elbette Allah kabul etsin, kabul edecek olan Allah'tır, ama nice verenler var, verdiklerinin hayrını göremiyorlar, verdiklerinin sevabını tüketiyorlar. Ya gösteriş, ya riya, ya işitsinler, bilsinler, duysunlar diye veriyorlar. Ya verirken incitiyorlar, onurlar zedeleniyor, başa kakıyorlar. Ya da vaktinde vermiyorlar, geciktiriyorlar. Ya da işe yaramayan tampon malları veriyorlar. Ya da verdiklerini sürekli eziyorlar. Hakir görüyorlar ve o verdiklerinin hayrını göremiyorlar, Allah korusun. Onun için burada infakın ahlakını bize öğretiyor Allah. İnfakın edebi. Her ibadetin bir erkanı vardır, edebi vardır. Şu namazı elbette önce farzlarıyla kılacaksınız. Ama vacipleri, sünnetlerini, müstehaplarını, adabını ihmal etmeyeceksiniz. Yani kaşınma bir kere namazı bozmaz, ama işte edebe mugayirdir. Gözünüzü oraya buraya kaydırma belki namazı bozmaz, ama nedir? Namazın edebine aykırıdır. Ya da aklın dükkana, tezgaha, dışarıya, çarşıya, pazara gitmesi namazı bozmaz, ama ne yapar? Namazdan alır götürür. Nasıl ki bu namazın kamil bir namaz olması için erkanıyla, adabıyla eda edilmesi gerekiyorsa, infakın da öyle, zekatın da öyle, sadaka-i fıtrın da öyle. Bak Şari Hazretleri, Allah ve Resulü zamanını belirlemiş. Öyle kafam esince, keyfim yetince değil. Allah'ın belirlediği zamanda, ondan önce verirsin ama geciktirirsen sorumlu olursun. Tehir edersen sorumlu olursun. Onun için vaktinde vermek, usulüne göre vermek, adabına göre vermek, bütün bunlar. İşte o infak edebini bu ayetler bize anlatıyor. Verdiğin içinde dert etmesin. O ensar ki, ensar zaten yardım eden demek. Onlar Allah'a, Resulüne, Allah'ın dinine yardım ettikleri için, müminlere kapılarını açtıkları için bu ünvan ile isimlendirilmişler. Cenab-ı Hak o muhacir ruhuyla, o ensar ruhuyla ruhlanmayı, edeplenmeyi hepimize nasip-i müyesser buyursun. Onlar o kardeşlerine verilenlerden dolayı, bu ister Peygamber aleyhissalatü vesselamın emriyle ganimetlerin sadece muhacirlere taksim edilmesi şeklinde olsun, isterse ensarın o muhacir kardeşlerine verdikleri yardımlar olsun, bunlar asla onların içlerine, yüreklerine oturmaz. Onlar verirler, unuturlar. Onlar verirler, sevabını, karşılığını Allah'tan beklerler. Onlar ki Rabbin rızasıyla verirler de bir teşekkür, bir karşılık beklemezler kardeşlerinden. وَيُثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً. Öyle ki kendileri ihtiyaç sahibi olsalar bile önce kardeşlerim derler. Önce kardeşlerini düşünürler. İsar ruhu diyoruz biz buna. Kendisi ihtiyaç halindeyken kardeşini kendisine tercih etmek. Çünkü la yu'minu ahadukum
hadisinde Peygamberimiz bize buyuruyor ki sizden biri kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Ve işte bir sahabi peygamber misafirini mescitten götürür evine ama evde hanımı der ki sadece çocukların yiyeceği kadar yemeğimiz var. Tamam der, sen çocukları erkenden uyutmaya bak, peygamber misafirini aç mı bırakalım? Ortalık kararsın, karanlık olsun, o çocuklar için hazırlamış olduğun yemeği getirirsin, ortaya koyalım. Ben de karanlıkta yer gibi yapayım, kardeşimiz doysun. Çocukları aç, kendileri de muhtaç ama o misafiri, o Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu kardeşinizi kim misafir eder dediği o misafiri doyurmak için kendisi ihtiyaç sahibiyken kardeşini kendisine tercih ediyor. Ve Allah da işte bu ayetleri indiriyor. İşte o kendileri ihtiyaç sahibi oldukları halde kardeşlerini kendi nefislerine tercih edenler, elbette onların mükafatlarını Allah verecektir. İşte bu ayetlerde o kahramanlar hep anlatılıyor. Bu ayetler o kahramanların hakkında inmiş olan ayetler, bize örnek olması için okuduğumuz ayetler. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsini cimrilikten korursa, nefsinin cimriliğinden korunursa, işte gerçek anlamda kurtuluşa erenler onlardır. Şuh, cimrilik, bir de buhul kelimesi var. Kur'an-ı Kerim ikisini de kullanır. Buhul de cimrilik ama şuh, cimrilikten bir tık daha ötede. Birisi cimrilikse artık şuh, pintilik, eli sıkılık. Yani anlatmaya, ifade etmeye kelime bulamıyoruz. Böyle cimriliğin de ötesinde eli sıkı kimseler. İşte diyor ki mümin onlardan olmaz. Kendini o ruhunun, o içinin cimriliğinden, nefsinin cimriliğinden korur, pintiliğinden korur. İşte o zaman kurtuluşa erer. Tabii bunun bir takım yolları var. Nasıl cömert oluruz? Nasıl diğergam oluruz? Nasıl İsa ruhuna sahip oluruz? Her şeyden önce en başta söylediğimiz, bize bahşedilen malın asıl sahibinin Yüce Allah olduğunu bileceğiz. Benim malım, benim demeyi bırakacağız. Allah'ın malı. Allah'ın malını Allah'ın emriyle yeri zamanı gelince Allah'ın kullarından esirgemeyeceğiz. Allah yolunda harcamaktan esirgemeyeceğiz. Bu modelleri sık sık okuyacağız. Bu ayetleri o sahabe-i kiramın kendileri ihtiyaç sahibiyken kardeşlerini kendi nefislerine tercih eden o sahabe-i kiramı. Bu sadece normal hayatta değil. İşte Yermuk Savaşı'nda elimde su kırbası yaralıların arasında dolaşıyordum. Suya ihtiyacı olanlara su vermek için bir ses duydum. Su diye inliyordu. Yanına vardım. Tam suyu ağzına götürecektim ki bir başka ses duyduk. Su diyordu. Adam eliyle işaret etti, o kardeşime götür, önce o içsin. Onun yanına vardım o suyu vermek için, tam ağzına suyu götürecektim, bir su sesi, iniltisi duyduk. Gözüyle işaret etti, elini bile hareket ettiremiyor. O kardeşime götür, ben içmem, o içsin önce. Onun yanına vardım, vardığımda ölüm meleği ona benden önce gelmişti ve o şehit düşmüştü. Bari bir önceki su isteyene götüreyim dedim. Vardığımda o da şehit düşmüştü. Bari ilk su isteyene götüreyim dedim. Vardım ki o da şehit düşmüştü. Bakın savaşta son nefesini verirken bile bu ruha sahip olan insanlar İsa ruhuyla kardeşini kendi nefsine tercih eden insanlar her zaman olmuştur. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde, bugün Irak topraklarında olacak, Rakka'da şöyle bir yaşanmış hadiseyi anlatır. Yani sadece bu sahabeye has değil bu örnekler. Sonraki dönemlerde de olmuş. Bir dergaha işte 30-40 kadar fakir misafir olmuşlar. Fakat o misafirhanede de işte diyelim 10 kişilik ekmek var sadece. 10 kişiye yetecek ekmek var. Şimdi toplam 30-40 kişi var.
onlara yetmeyecek. Demişler ki akşamı bekleyelim, zaten hava kararmak üzere. Akşam namazdan sonra ortalık kararsın. Biz de bu arada ekmekleri lokma lokma parçalayalım. Kandilleri de yakmayalım. Kimin ne yediği, ne kadar yediği belli olmasın. Ve düşünün 10 kişilik ekmek, doğranmış pideler lokma lokma ortaya konmuş. 30 kişi de o sofranın etrafına kurulmuş. Hadi bismillah buyurun. Herkes bir besmele çekti sesli olarak, buyursunlar. Ne yedi ne yemedi kimse görmüyor, bilmiyor. Sonra elhamdülillah sesleri başladı. Yani tamam bitirdik elhamdülillah. O zaman kandilleri yakalım dedik. Kandilleri yaktık, baktık ki ekmek dilimlerine hiç el sürülmemiş. Yanındakine dedim ki ya sen aç değil misin? Ben acım ama ben yeseydim kardeşime kalmayacaktı. Ötekine sorduk, sen niye yemedin? Ben yeseydim kardeşime kalmayacaktı. Ben yeseydim kardeşime kalmayacaktı. Demek ki oluyor. Bu ruha sahip insanlar her zaman olmuştur. Cenab-ı Hak eksiklerini vermesin. Onun için Rabbim buyuruyor ki, o imanın şehri Medine'yi yurt edinenler ve kendilerine sığınan muhacir kardeşlerini bağırlarına basıp sevenler var ya, onlar o verdiklerinden dolayı, muhacirlere verilenlerden dolayı içlerinde herhangi bir sıkıntı duymazlar. Kendileri ihtiyaç sahibi olsalar bile kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Çünkü onlar bilirler ki nefsini cimrilikten kurtaran kurtuluşa ermiştir. İşte kurtuluşa erenler, işte muhacirler modeli, işte ensar modeli. Cenab-ı Hak o güzel insanların yolunda izinde gitmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Ve işte 10. ayet Haşr suresi وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Onlar, o sonra gelenler, derler ki, Rablerine dua ederken, derler ki, ey Rabbimiz, önce bizi bağışla. Bizim günahlarımızı bize bağışla Allah'ım. İki, imanda bizi geçmiş kardeşlerimizi bağışla. İmanda bize sebkat etmiş, bizi geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Bu hem zaman bakımından bizden önce yaşamış mümin kardeşlerimizi bağışla, hem de aynı zamanda da olsak bizden önce iman etmiş ya da iman amel konusunda bizi geçmiş olan, bizden daha ileride olan kardeşlerimizi bağışla. Ve ufak tefek sıkıntılar olabilir kardeşler arasında ama Allah'ım ne olur? Kardeşlerimize karşı kalplerimizde, içimizde bir kin bırakma. Bugün bu duaya her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Basit dünyevi hesaplarla kardeşlikler zedeleniyor. Kardeşlikler bozuluyor, kardeşlikler koparılıyor. Onun için imanda koşturanları bağışla Allah'ım diye, imanda bizi geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla Allah'ım diye, kardeşlerimize karşı içimizde herhangi bir nefret, kin, en küçük bir nefret, kin bırakma Allah'ım diye dua etmemiz gerekiyor ki bu duayı da hak etmek için imanda koşturanlar olmamız gerekiyor. İman yarışında sebkat edenler olmamız gerekiyor. Ey Rabbimiz, sen gerçekten çok şefkatli ve çok merhametli olansın. Değerli kardeşlerim, bu okuduğumuz ayetler bize ne söyledi? Önce dedi ki mülk Allah'ındır, mülkte tasarruf da O'nundur. Allah ne derse O olur sahip olduklarımızda. Zaferi, ganimeti bahşeden Allah'tır. Ganimetin nasıl taksim edileceğini beyan eden de Allah'tır. İslam toplumunda sosyal dengenin, içtimai dengenin oluşması için maldan herkes nasiplenmelidir. Zengin de, fakir de. İmana sığınmış olan müminler, kardeşlerini kendilerine her zaman tercih edenlerdir. Ensar, İsa ruhunun en güzel modelleridir.
Kendisi ihtiyaç sahibiyken kardeşini kendine tercih etme ruhu. Cimrilik helak sebebidir. Ama cömertlik kurtuluşa vesiledir. Mümin iman yarışında öncü olmaya gayret eder ve müminler dini yaşamada birbirine yardım edenlerdir. Müminler birbirlerine hayır dua edenlerdir. Ve biz de o Kur'an duasıyla bağlıyoruz, bitiriyoruz. Rabbena ufir lena, ey Rabbimiz bağışla bizi. Ve li ihvanina ellezine sebequna bil iman. İman yarışında bizi geçmiş mümin kardeşlerimizi de bağışla Allah'ım. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Şu kalplerimizde müminler için bir kin, nefret bırakma Allah'ım. Rabbena inneke enter raufur rahim. Ey Rabbimiz sen gerçekten şefkat ve merhamet sahibisin. Bize de şefkatini, merhametini göster, esirgeme Allah'ım. İlahi maddi manevi tüm hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. İlahi ya Rabbi dünya Müslümanlarının içerisinde düşmüş oldukları sıkıntılardan kurtar. Özellikle Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. İlahi ya Rabbi şu rahmet, mağfiret mevsiminden azami ölçüde istifade eden müminler olmayı hepimize nasip eyle. Cehennemden azad olma günlerini yaşarken cennet beraatini eline alan, rızana eren bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.